Arkadaşlar selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda size bordo ve morumsu tonlardaki rujlarımı göstereceğim. Swatchlarıyla ve yorumlarımla. İki tanesi böyle daha mor tonlu rujlar. O rujlar bana bir arkadaşımdan hediye gelmişti. İki tane mor tonlu ruj haricinde geri kalanlar bordo tonlardaki rujlar. Evet. Toplamda 14 tane koyu bordo tonlu rujum olmuş arkadaşlar. Sanki her Allah'ın günü bordo ruju çıkıyormuşum gibi bir sürü bordo rujum olmuş. Ama çok seviyorum. Süremesem de seviyorum. Bu arada önce bu dudağımdaki ruj ile başlayacağım. Benim son zamanlardaki favori ve sürüp sokağa çıkabildiğim, kendimi sürünce rahat hissedebildiğim tek bordo rujum diyebilirim son zamanlardaki. Bunu artık deli gibi her yerde gösteriyorum. Herkese söylüyorum. Giordano'nun mat rujlarından beri rengi arkadaşlar. Bunu ben Beat Joint'ten aldım. Birçok renk seçeneği var bu mat rujlarda. Ve sadece 1,5 dolara aldım. Artık bunun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü son videolarımda da dudağımda bu ruj vardı. Ben bu ruja aşık oldum. Arkadaşlar bakın. Ben bu ruja aşık olmayayım da ne yapayım? Birincisi öyle aşırı kopkoyu bir bordo gibi durmuyor dudağımda. İkincisi beyaz tenli olduğum halde dediğim gibi ilk defa bu kadar rahat bir bordo ruju sürüp çıkabiliyorum. Kendimi böyle abartı bir ruj sürmüş gibi hissetmiyorum. Kendimi bu rujda çok rahat hissettim açıkçası. Böyle müthiş bir bordo tonu var. Nasıl bir bordo olduğunu tanımlayamıyorum yani. Müthiş bir tonu var. Hemen renkleri size swatchlamaya başlıyorum. Arkadaşlar yine saçma sapan bir yerden başladım. Biraz daha şuraya almam lazım. Gördüğünüz gibi bu aşık olduğum Giordano mat rujlardan bir rengi. Ayrıca bunlar kurabiye kokuyor ve sadece 1,5 dolar. Yani Beauty Joint'ten alışveriş yapacaksanız mutlaka bu rujlardan ikişer üçer alın diyorum. Bu videodan önce çektiğim alışveriş, kozmetik alışverişi videomda da yine aynı rujun Taupe olan, Taupe ismindeki nude tonlu olanını kullanmıştım. Elimde şu an bende bir o nude olanı var, bir de bu berry olanı var. Bana en uygun renkler de bunlardı. Yani sadece internetten gördüğüm 2-3 tane swatchla kendime, tenime uyan, bu kadar güzel uyan, cuk oturan iki tane ruj seçtim yani. Kendimi kutluyorum. Çok beğendim. Neyse bir ruj hakkında 2 dakika konuştuktan sonra hızlı hızlı geçeceğim. Artık Wet n Wild rujlara geçiyorum arkadaşlar. Wet n Wild'ın mat olanlarına. Bunları ben Türkiye'ye gelmeden önce üçünü de Beauty Joint'ten almıştım. Bu arada Giordano'nun en kötü yanı ya, hatta tek kötü yanı bu ambalajının dandikliği. Gördüğünüz gibi bu da Wet n Wild gibi içe girmeyen, buraya bulaşan bir ambalajı var. Ambalajı çok fazla dandik ama ruj o kadar güzel ki ambalajını görmüyorum bile, yani öyle diyeyim size. Wet n Wild rujlardan da hangileri var elimde? İlk aldığım bu Türkiye'ye gelmemiş olan rengi, görünecek mi bilmiyorum, Spiked with Rum rengi. Bu arada rujları gösterdiğim sırasına göre videonun altına, açıklamalar kısmına isimleriyle ve no'larıyla yazacağım arkadaşlar, markalarıyla. Bu biraz dudağımdakine benziyor gibi dursa da daha böyle gül kurusumsu bir bordo rengi. Telefonu yapacaktım. Şöyle bir rengi var. Hatta bunu anneme de almıştım. Annem bu ruju çok seviyor. Türkiye'ye bu renginle geldiğini sanmıştı hatta. Bana ondan alsana diyor her seferinde. Ben de diyorum bu renk gelmemiş maalesef. Bu da böyle bir renk. Sanki şunun bir ton açığı gibi aslında. Bunu ama nedense ben hiç henüz kullanmadım. Hani videolarda falan sürdüm. Nedense kullanmadım. Bu Spiked with Rum rengiydi.
Açıktan koyuya doğru gidiyorum. Daha sonra Cinnamon Spice rengi arkadaşlar. Bu Türkiye'ye gelen renklerin içinde. Bu da tam böyle benim sevdiğim gibi kahveye dönük tok bir bordo tonu. Müthiş bir bordo tonu. Şunu da hemen şuraya. Şurada, şurada. Bu da Spike with Rum'un böyle bir iki ton koyusu gibi gördüğünüz gibi. Çok güzel bir bordo. Bunların artık yapılarını hepiniz biliyorsunuz. Biraz zor sürülen rujlar. Çok zor sürüldüğü için pek elim gitmiyor o yüzden. Ve Wet n Wild'ın en meşhur ruju Cherry Bomb arkadaşlar. Bu ruju almasam olmazdı. Mutlaka alacağım ben bunu demiştim. Aldım. Ama bir sorun. Bir kere sürüp dışarı çıktın mı özlediğin? Hayır. Ama bence Wet n Wild'ın bu mat rujları içindeki en müthiş renk diyebilirim. Bu da Cinnamon Spice'ın 2 ton koyusu olarak görüyorum ben bunu. Ya da 1,5 ton koyusu. Evet. Bu da muhteşem Cherry Bomb. Burada böyle duruyor. Ama aslında arkadaşlar bakar mısınız? Şu an dudağımdaki rujla Cherry Bomb arasında çok az fark var gibi durmuyor mu? Ama ben Cherry Bomb sürdüğümde sanki böyle siyah ruj sürmüş gibi hissediyorum kendimi. Aşırı koyu duruyor. Halbuki bu dudağımdaki Giordano'yu sürdüğümde gayet böyle normal tonlarda, nude tonlarda normal bir rujumu sürmüşüm gibi hissediyorum. Bilmiyorum yani bu ruj sanırım arkadaşlar benim için üretmişler bu ruju. Yani bu ruju ben ölene kadar alacağım. Bunu bitireceğim. İkişer ikişer yedekleyerek tekrar alacağım. Umarım bir gün Beauty Joint satışı durdurmaz Türkiye'ye. Çünkü ben bu ruju alamadım diye ağlardım yani. Bir şey olsa stoklayamadım diye. Çok sevdim, aşığım yani. Sonra Rival Delup'tan devam edeyim. İki tane Rival Delup bordo denebilecek rengim var. Bir tanesi bu yine çoğu kişinin duyduğu renklerden 18. Aşırı derecede kahveye dönük çok çok koyu bir bordo. Bu Cherry Bomb'tan da daha koyu diyebilirim size. Tam böyle gotik makyajların rul rengi. Ama harika bir renk bu da. Bu da müthiş bir renk arkadaşlar. Bu arada bunlarda pek parlak rujlar olmuyor bu siyah ambalaj Rival Delup'lar. Biraz mata dönük oluyor. Yani gördüğünüz gibi Cherry Bomb daha koyu duruyor burada aslında ama bu Rival Delup'u ben sürdüğüm zaman benim dudağımda bayağı kokkoyu kahveye dönük bir bordo olarak duruyor. Bunların da yapılarını beğeniyorum. Çok uygun fiyatlılar 6-7 lira gibi. Hele %50 indirimlerde 3,5 liraya falan geliyor arkadaşlar. Bu Rival Delup'un bu rujlarını denemediyseniz hala mutlaka deneyin diyorum. İndirimsiz bile zaten 6,5-7 lira. Çok güzel rujlar ve kalıcılıkları da fena değil bana göre. Sonra bu Rival Delup'larda benim favorim olan 57 numara. Hatta biraz önce bir şey fark ettim. Bu arada bunu bu yaz bayağı kullandım. Biraz önce bir şey fark ettim rujlarıma bakarken. Ben bu rujdan yedekleyeceğim diye iki tane birden yedeklemişim ya yanlışlıkla. İkisini de %50 indirimden almıştım aslında 3,5 liraya düşüyor diye. Daha önce bir tane almışım 3,5 liraya koymuşum. Altlarda kalmış. En son %50 Rozman indiriminde tekrar almışım elimde olduğunu bilmeden. Şu an elimde yani bunun iki tane yedeği var. Sanki bunu bitirebilecekmişim gibi. Gerçi bu kadar kalmış. Bu annemde de var. Annemin de çok sevdiği bir rujdu. Bu çok günlük bir bordo. Bunu arkadaşlar benim gibi böyle koyu bordoları gündüz vakti gün ışığında sürüp çıkamayan arkadaşlar bu 57 numaraya baksın derim. Hem mat duruyor hem de günlük sürülebilecek bir bordo tonu var. Hatta buğday tenli ve esmerlerde daha böyle dudak rengine yakında doğal bir ton olarak duracaktır. Ama bende böyle günlük bir hafif bordo
rör gibi duruyor. İşte koyu bir renk değil yani. O yüzden bunu da tavsiye ediyorum. Bakın şimdi ne kadar hafif bir tonu var. Ben bunu bordolar içine koymak istedim. Çünkü gördüğünüz gibi bordonun gündüze uyarlanmış versiyonu bana göre. Gerçi kırmızıları bordoları da gündüz süren çok kişi var ama yani benim gibi insanlar için bordonun hafifletilmiş ve gündüze uyarlanmış versiyonu diyebilirim. Bu 57 numara için arkadaşlar. Daha sonra ta böyle ilk bordo ruj sevdam başladığında, bordo ruj almaya başladığımda aldığım ve sadece bir iki kere videolarımda kullandığım, onun dışında da kullanmadığım bu Maybelline'in adını unuttum. Kırmızı serisinden 590 numara Burgundy rengi. Bordo rengi ama bu bordodan çok biraz daha kırmızı gibi duruyor, ben de bilmiyorum. Yani çok hafif koyu kırmızı gibi duruyor ama adı bordo diye geçiyor. Mesela şurada gördüğünüz gibi gayet bordo duruyor. Aslında renk çok güzel. Ama şuraya sürünce anlayacaksınız niye kırmızı dediğimi. Evet, bakın. Yani aslında bordonun bir tonu ama daha böyle kırmızıya dönük bir ton. Benim mesela bordonun sevdiğim tonları en başta bu dudağımdaki benim tam bordo yani. Benim en sevdiğim bordo tonlarından biri yani dudağımdaki. Onun dışında da mesela şu Cinnamon Spice, Cherry Bomb. Yani bunlar daha benim sevdiğim bordo tonlarıdır. Biraz daha kahveye dönük. Ama bu gördüğünüz gibi kırmızıya dönük, pembemsi, kırmızımsı bir bordo. Aslında renk kötü değil ama benim bunu kullanmak istemememin sebebi aşırı nemli ve yumuşak bir yapısı olması. Bu rujların zaten özelliği o. Ve ben de koyu renk bordo tonlu rujlarda aşırı nemlendirici, yumuşak, ıslak görüntü veren rujları sevmediğimi fark ettim. O yüzden böyle duruyor, kullanamıyorum. Ben böyle bordo rujlarla mat görünümü seviyorum. Bence çok daha şık ve çok daha havalı duruyor. Tabii ki tercih meselesi. Daha sonra bize bir etkinlikte verilen bu Young Blood markasının Blood çok kibar söyledim. Young Blood markasının Bistro rengi. Bunun ambalajı gerçekten çok şık. Metal bir ambalajı var. Ambalajı çok güzel. Renk de çok güzel. Ama dediğim gibi bu da biraz önceki Maybelline gibi biraz nemlendirici bir yapısı var. Onun kadar olmasa da renk müthiş ama biraz böyle yumuşak, çok az yumuşak bir yapısı var. Ama ben bu yumuşak yapılı bordolardan korkuyorum. Çünkü şu dudak kenarlarınızdan yayılma yapabiliyor. Ama mesela şu an dudağımdaki rujda öyle bir şey yaşamıyorum. Sadece içlerinde boşalma oluyor. Ama dediğim gibi bu yumuşak nemlendirici yapılı bordo rujlarda sürdükten böyle en az yarım saat sonra dudak kenarlarına böyle dağılmaya başlıyor, yayılmaya başlıyor rujun rengi. O yüzden hiç hoşuma gitmiyor. Öyle bir görüntüyle de sokakta haberim olmadan durmak istemediğim için bu biraz bile yumuşak olan yapıdaki bordoları süremiyorum. Onu da hemen göstereyim. Bu da çok güzel bir bordo. Şimdi bakın parlaklığından anlayacaksınız yapısını. Aslında yapısı çok güzel, fazla kokusu da yok. Her yani renk olarak da yapı olarak da çok çok güzel duruş. Ama dediğim gibi bakın nasıl parlak duruyor. Bu da biraz Maybelline'e benziyormuş aslında. Kırmızıya dönük bir bordo bu da. Bakın parlak duruyor. Ama ben böyle mat bordoları seviyorum. Onun dışında gayet güzel bir ruj ama. Daha sonra Avon'un bir ruju var arkadaşlar. Bu hangi serisi bunu bilmiyorum ya. True Color serisi olabilir şu seri, emin değilim. Bu da yine bir etkinlikte hediye olarak verilmişti. Avon tarafından yollanmıştı bize. Bu da bu Oxford Wine adlı çok güzel rengi olan bir ruj arkadaşlar. Bu biraz mor ve şarap rengine dönük bir bordo. Ben bunu ilk elime geçtiğinde deneyip çok beğenmiştim. Bayılmıştım ama bir kere bile sürüp çıkamadım.
Moda çok çok güzel bir rengi var. Bu da yine biraz bakın bu biraz vişne çürüğü. Bordo sayılmaz ama mor rujlarımı da gösteriyorum. Bakın vişne çürüğü mor tonlu bir ruj bu da. Gördüğünüz gibi parlaklığından anlayacaksınız. Yine nemli bir yapısı var bunun da. Ben nemli yapıdaki rujları nude tondaki rujlarda seviyorum. Hem dudaklarımı nemlendiriyor hem de nude rujlarda nemli olması daha iyi oluyor bence. Daha sonra yine elimdeki bordo rujlardan en aşırı nemli olanını göstereceğim şimdi. Yani nemli derken işte nemlendirici etkisi yüksek. Bu Alix Avi'nin Shine Plus serisinden 14 numara. Bunlar ara sıra indirimlere giriyordu. Böyle 5 liraya falan geliyordu. O sıralarda almış olabilirim. Ben bunun rengini arkadaşlar yine böyle doğal böyle günlük kullanabileceğim kahveye dönük bir bordo ruj ararken ilk bordo ruj bakındığım zamanlarda almıştım sanırım. Elimde daha bu kadar olmamıştı. Shine Plus zaten adı üstünde parlak görünümlü. Çok nemlendirici rujlar bakın. Rujun kendisi bile parıl parıl parlıyor. Ama tabii içinde ışıltı sim falan yok. Nemlilik oranı fazla. Bunu da şurada gösterelim. Bu arada bu bakın şimdi göreceksiniz. Şurada. Shine Plus rujlarda arkadaşlar sheer'lık var biraz. Yani bakın. Tek kat geçiyorum. Görüyor musunuz aradaki farkı? Bunda öyle bir durum var. Yani şeyini, rengin yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu rujda. Aslında iyi bir şey ama biraz dalga dalga durabiliyor dudağınızda. Mesela isterseniz bu şekilde hafif şuradaki gibi lip balm gibi hafif de uygulayabilirsiniz. Üstüne biraz daha yoğun geçtiğiniz zaman da şuradaki gibi daha yoğun bir bordo renge dönüşüyor. Bu rujun o özelliği benim çok hoşuma gitmişti ama dediğim gibi bu da çok yumuşak yapıda olduğu için de yine dudak kenarlarıma yayılıp bulaşma yapacağını düşündüğüm için bunu da elimde tutuyorum. Ama onun dışında bence müthiş bir rengi var. Bir de böyle dudaklarınız hani bordo oluyor ama parlak parlak böyle bayağı ıslak görünüyor dudaklarınız. Böyle sanki yağlı bir şey yemiş gibi. O derece nemli görünüyorlar. Çünkü Shine Plus yani adı üstünde. Son 4 rujumuz kaldı. Önce hediye olan rujları göstereyim. Bu rujları bana bir İlayda adlı İngiltere'de yaşayan, beni izleyen, çok seven bir izleyicim yollamıştı. Sevda aracılığıyla geçen sene. Oradan İlayda beni hala izliyor mu bilmiyorum. İzliyorsa buradan öpüyorum İlayda'yı. Sevgiler gönderiyorum. Onun yolladığı hediye paketimden çıkmıştı bu iki ruj. İkisinde mor ruj yollamıştı. Zaten İlayda'nın paketinde bütün parçalar mordu. Mor ojeler, mor farlar, her şeyi mor seçip yollamıştı. Çok heyecanlanmıştım geçen sene o paketi açtığımda. Hatta paketi sizle de paylaşmıştım önceki kanalımda. Belki hatırlayanlar olacaktır. Bu rujlar da o paketten çıkmıştı. Bir tanesi şu an Türkiye'de de satılan ama ambalajları yenilendi sanırım. Rimmel'in şu 330 numaralı Sloane Plum adlı rengi. Aslında bu çok güzel bir renk. Öbürü de çok güzel bir renk. Ama bu ikisini de ben henüz kullanamadım arkadaşlar. Öncelikle bunu göstereyim. Bu daha kullanılabilir bir renk. Göreceksiniz. Hatta bu rengi benden bu videomdan görüp hediyeler videomda geçen sene gidip alan beğenen arkadaşlar olmuştu. Bu böyle bildiğiniz plum rengi. Bu bordoların yanında bu daha masum kalıyor renk olarak aslında. Ama şu 4 tane renk için benim hemen yer açmam lazım arkadaşlar. Ama bütün elimin üstü kıpkırmızı oldu bordo rujlardan. Hatta arkadaşlar rujlardan bir tanesinin izi kaldı. Hangisi bilmiyorum ama resmen pembe pembe bakın. Şurada izi kaldı. Hangi rujdu o ya? Allah Allah. Hatırlamıyorum.
Tamam, şimdi elimdekileri de yer açtıktan sonra slow pull'ımı hemen size gösteriyorum. Bu da yine nemlendirici yapıda bir ruj arkadaşlar. Bakın burada da göreceksiniz, parlak. Bordoların yanında daha pembemsi, morumsu görünüyor. Aslında burada mor. Ama burada daha böyle pembeye dönük bir plum rengi olarak duruyor. Bunu da henüz kullanamadım. Aslında bana fena durmamıştı renk olarak. Ama şu an saçımın tonuyla da böyle morumsu, pembemsi morumsu rujların bu saç rengiyle pek hoş durmadığını düşünüyorum. Bu saç rengimle nude'lar ve bordolar gidiyor bence bana. Ben böyle düşünüyorum. Diğer kullanamayacağım, yani çok bayıldığım, aşık olduğum ama kullanacak ortamım olmayan bir ruj. Bu da Sreek'in rujlarından. True Color'dı sanırım bunlar. Majestic adlı. Şurada da etiketinin rengini görüyorsunuz birazdan. Rujun rengine benziyor. Majestic adlı. Şu çok tatlı. Şöyle oval. Çok tatlı. Böyle minicik bir ambalajı olan. Bakın diğerleriyle kıyaslarsak. Ambalajına bayıldım. Evet. True Color'mış. Sreek'in bu Majestic adlı rengi arkadaşlar. Renk müthiş. Rengi bir bakın. Renk gerçekten harika. Gerçekten müthiş. Yani diyecek şey bulamıyorum. Ama ben bunu sürünce arkadaşlar bildiğiniz zombi oluyorum, vampir oluyorum. Ne derseniz deyin oluyorum işte. Ama müthiş bir mor arkadaşlar. Bildiğiniz patlıcan morunun karşılığı bu ruj yani işte. Bu renkte bir sürü ojen var. Patlıcan morunun karşılığı bu ruj arkadaşlar. Çok güzel bir ruj. Yani kötü de durmamıştı denediğim zaman ama çok 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 koyu bir ruj arkadaşlar ve müthiş. Bakar mısınız? Çok güzel bir renk bu da. İlayda'ya tekrar teşekkür ediyorum buradan. Bir seneyi geçti ama. Son rujlara geliyoruz. Bunlardan bir tanesi de favorilerimden yine bordoların arasında. Golden Rose'un Velvet Matte rujlarından 20 ve 23 numara arkadaşlar. İlk aldığım 20 idi. 23'ü daha sonra aldım. Bu son çıkan 7-8 renkten biri bu 23 numara. Bütün mağazalara, parfümerlere gelmemiş sanırım daha. Ben bu 23 numarayı Karşıyaka Yücel Parfümeri'den almıştım. Merak edip arayanlar varsa arkadaşlar gidip bakabilir. 20'den sonra eklenen numara oraya gelmiş. Öncelikle 20 numarayı göstereyim. 20 numara çoğu kişinin artık bildiği bu hafif pembemsi, kırmızımsı olan bordo. Bu rujların arkadaşlar ben yapılarını ve kalıcılıklarını çok beğendim. 20 numara bu. Yani Giordano'nın şu Golden Rose'lardan kalır yanı yok diyebilirim. Bütün rujlar içinde en sevdiğim yapı şu an dudağımdaki Giordano. Gerçekten mat. Bir de bu Golden Rose'un Velvet Matte olan rujlarını, yapısını çok beğendim. Kalıcılıkları da içtiğinizde bile dudağınızda renk kalıyor. Tamamen silinmiyor. Önce şu 20 numarayı göstereyim. Dediğim gibi bu daha kırmızıya dönük bir, kırmızı ya da pembeye dönük diyebilirim. Bordo. Şöyle. Ama bu dudakta koyu da durabiliyor. Bazen daha kırmızımsı görünebiliyor, bordomsu görünebiliyor. Ama bakın mesela en alttaki şu an dudağımdaki renk 20 numara daha kırmızı duruyor burada. Diğeri de arkadaşlar bu 23 numara. Ben 23 numarayı 20 numaradan çok daha fazla sevdim. Hatta bazı videolarımda bunu sürmüştüm. Beğenenler olmuştu. Ayrıca Ayvalık'da 2 kere sürdüm ben bunu. Bu çok koyu olmasına rağmen 2 kere bu bordoyu sürüp çıktım. Evet. Bunun tonuna bayılıyorum arkadaşlar ve tam benim sevdiğim bordo tonu. Yani benim için bordonun anlamı budur. Dudağımdakinden 1-1,5 ton daha, 1-2 ton daha koyu bir bordo ve tam kahveye dönük.
Ben hep söylüyorum, ben kahveye dönük bordoların insanıyım. Onları daha çok beğeniyorum. Yani gerçek bordo kahveye dönük olan bordolarmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum ve daha hoş, asil görünüyor gözüme. Onu da hemen şurada göstereyim. Evet. Bakın 20 numara gayet kırmızımsı duruyor. Görüyorsunuz. Bu da 23 numara. Rengin müthişliğine bakar mısınız? Çok güzel bir bordo değil mi? Çok beğeniyorum. Tabi biraz ışık geliyor. Akşam vakti sürdüğünüzde daha koyu görünebiliyor bu ambalajdaki gibi. Bunlar da favori bordo rujlarımdan arkadaşlar. Dediğim gibi en çok bunların hepsinin içinde en çok Jordan'ın rujunu seviyorum. Bir de Golden Rose Velvet matları. Yapı ve kalıcılık olarak en çok bu dediklerimi beğendim. Onlar dışında zaten çok nemlendirici, ıslak görünümlü olanlardan da bahsettim. Eğer bordo ve koyu renk rujlarda dudak kenarlarına yayılan aşırı nemlendirici, yumuşak yapılı rujları sevmiyorsanız şu mesela Maybelline'i önermem. Ya da bu Shine Plus'ı önermeyebilirim. Aslında tek kat sürdüğünüzde lip balm etkisi yaratan bir ruj bu ama hani hafif sürdüğünüzde bile yine dudak kenarlarına yayılıp bulaşma ihtimali olabilir. Çok aşırı ıslak görünümlü ve yumuşak bir ruj çünkü. Ama onun dışında kokusu ve rengi çok çok güzel. Bir de Giordano ve Golden Rose haricinde unutmuşum. Bir de bu Rival de Lip'un siyah ambalajlı rujlarını önerebilirim. Dediğim gibi 57 numara günlük çok hafif bordo arayanlar için, 18 numara da böyle kahveye dönük çok koyu bordo sevenler için süper bir seçim arkadaşlar. Umarım biraz uzun da sürse, yani 14 tane ruju gösterdim sonuçta, yani hem swatchları hem bilgiler verdim, yorum yaptım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.